Kanal 23 izleyicileri, herkese hayırlı günler, bol, kazançlı ve güzel, bereketli bir gün diliyorum. Ev hanımlarına da kolay gelsin diliyoruz. Ve Kanal 23 ekranlarından Pratik Lezzetler bugün yine sizlerle beraber mutfakta çok da güzel yemekler yapacağız. Bugünkü konuğumuz bizim çok iyi tanıdığımız ve inşallah sizlere de tanıştıracağız. Sizlere çok güzel tariflerini hazırlayacak sevgili Kevser Müezzino. Kendisi de çok iyi bir şeftir aynı zamanda. Bakalım bu süreç nasıl buraya kadar geldi ve şu an kendisi Alanya'da da büyük otellerde çalışıyor. Hemen sizlerle tanıştırayım ben sevgili Kevser şefimi. Pratik Lezzetler Mutfağı'na hoş geldin Kevser Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, çok şükür. Nasıl gidiyor hayat? Hayat koşuşturmalı gidiyor. Şu an biraz sakin dönemdeyiz. Malum sezon kapandı. Sezonu bitirdiniz, evet. Ve tekrar geri memlekete geldiniz. Evet. Aslında Elazığlısın. Evet. Elazığlısın. Evet. Antalya'da yaşıyorsun. Evet. Antalya'da, Alanya'da bu büyük bir otelde hangi bir departmanla çalışıyorsun? Soğuk mutfak. Soğuk mutfak üzerine, evet, çalışıyorsun. Soğuk mutfakta neler çıkıyor mesela? Bizim ev hanımlarına biraz böyle bilgi de versek veya ev hanımlarından ziyade yeni yetmelerde aşçılık okuyan özellikle kardeşlerimize neler tavsiye edebilirsin? Bir otel geçmişi olarak. Biz soğuk mutfakta genellikle meze ve zeytinyağlı ağırlıklı çalışıyoruz. Evet. Mezede zaten ev hanımlarının çoğunlukla yapabileceği ürünler var. Kısır, Rus salatası, İtalyan salatası, mercimek köftesi. Bu şekilde zaten soğuk bölümün önü kapalı bir bölüm değil. Önü açık, sürekli ekleyerek arttırabiliyoruz. Sürekli devam edip gidiyoruz. Aynen öyle. Bizde önemli olan en çok yoğunluk dekor, görsellik. Görsellik. Öncelikle, evet, gelen misafirlerin gözünü doldurmanız lazım. Ortalama otele günlük kaç kişiye yemek hazırlıyorsunuz? Ve biz günlük sabah öğlen ayrı 2500 kişiye yakın yemek çıkartıyoruz. Yani 2500 aç mideyi doyuruyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Alanya'da sezon bitti zaten. Evet, bitti. Yine buraya geldiniz. İnşallah sezon bir an önce yine başlar ve dolu dolu bir sezon geçsin diliyoruz. Oradaki işletmelere de güzel kazançlar olursa tabii ki böyle güzel kardeşlerimiz de tabii ki buradan Elazığ'dan oraya gidip çalışmış olur. Gönül ister ki gitmesinler buradaki otellerimizde, Elazığ'daki işletmelerde. Çünkü artık Elazığ'da yavaş yavaş dünya mutfağı hakimiyetini sağlıyor. Ondan dolayı da işletmecilerimize böyle değerli şeflerimiz var ama onun en acı tarafı ki buradaki işletmelerimizde maalesef kıymet bilinmediği için mecburen Elazığ'dan kalkıp Alanya'ya, Antalya'ya turizm zamanı oraya gitmek zorunda kalıyor değerli kardeşlerimiz. İnşallah burada artık bundan sonraki oteller, kafeler biraz daha kendi yani kardeşlerimize sahip çıkalım diyoruz. Bugün neler yapacağız? Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan sevgili izleyicilerimize. Bugün fettucine yapacağız, penne yapacağız, sonra sebzeli noodle yapacağız. Değişik makarnaları bugün, aynen, yapacağız. Öyle. Bugünkü Pratik Lezzetler Mutfağı'nda tamamen İtalyan mutfağı dediğimiz aslında ama değil. Biz tamamen bunu Türk soslarımıza, kendi yerel, aynen, soslarımızla, öyle, güzel değişik soslarla birkaç çeşit makarna yapacağız sevgili Pratik Lezzetler izleyicilerine. İnşallah güzel geçer diyoruz ve bismillah deyip başlayacağız. Suyumuzu biz koymuştuk. Suyumuz hazırlandı. Makarnalarımızı haşlamaya başlayalım. Ondan sonra hem tavuklu hem mantarlı hem de bol sebzeli makarnalar yapacağız. Ekstra yine kıymamız var. Kıymayla da değişik bir makarna yapacağız sevgili izleyiciler. Ben hemen yine bir eldiven yardımıyla makarnalarımı suya atayım. Öncesinde biraz tuz suyumuza atalım. Ve yine bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ilave edelim ki makarnalarımız yapışmasın. Mutfakta karşılaştığınız zorluklar, mutfağı yeni kardeşlerimize nasıl sevdirebiliriz? Birçok programda da izliyoruz. Mutfaklarda kavga, dövüş, gürültü yansıyor maalesef kardeşlerimiz için ama bunun için korkan arkadaşlarımız var. Sen yıllardır büyük otelde, mutfaktaki kadro ortalama kaç kişi sizin çalıştığınız otelde? Otel bünyesine göre değişiyor. Yani otelin müşteri kapasitesine göre değişiyor. Diyelim ki sizin çalıştığınız otel 2500-3000 kişiye günlük yemek, aynen, veriyordunuz. 72 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. 72 kişilik bir mutfak, evet, kadrosu. Evet. Bu da çok da küçümsenecek bir rakam değil. Aynen. Sevgili izleyiciler. O yüzden de hiç orada şahit olduğun büyük kavgalar var mı? Yoksa gerçekten gösterildiği gibi değil de mutfak aslında bir nebze de sevmek lazım mutfağı. Ya tabii mutfağı sevmek lazım da anlaşmazlıklar oluyor da öyle şiddetli büyük kavgalar. Görünmedi değil mi? Mutfakta çünkü yıllardır içindesin. Hem sizler için daha iyi bir örnek sevgili Kevser şefimiz. Çünkü kendisi büyük otellerde çalıştığı için oradaki en azından olumlu veya olumsuz hareketleri kendisi birebir şahittir ki zaten eğer mutfaklarda şiddet olmuş olsaydı bu kadar sağlam kalmazdı karşımıza. Aynen öyle. Yani. Bayanlar için biraz daha zor çünkü artık turizmde mutfaklarda bayanlar yeni oluşuyor. Son birkaç yıldır evet. bayanlarımızı görüyoruz mutfaklarda. Kısım şefleri oluyorlar. Hatta birkaç yerde de otel şefliği bile yapıyorlar. Aynen. Biz de bunları görmekten gerçekten ben şahsım adına çok mutlu oluyorum. Hani bir bayanın evde kös kös oturmasındansa biraz daha girişimci olmak bence daha iyi. Aynen öyle. Çünkü en azından hayatın zorluklarını hep beraber paylaşmış oluyorlar. Daha rahat, daha güzel bir gün geçiyor en azından. Hemen diğer makarnamızı da diğer suyumuza ilave edeceğiz sevgili izleyiciler. Yine ona da biraz suyumuza, sıvı yağımızı ilave edeceğiz. Bugün sizlere çok değişik soslarla makarnalar yapacağız. Soslar tamamen kendi mutfağımızdan çıkaracağımız soslar sevgili izleyiciler. Yani kısaca şöyle diyebiliriz Kevser şefim, yeni nesile mutfağı sevdirebiliriz. Kolay aslında. Sadece orada yapmak istedikleri şey ne olabilir? Diyelim ki şimdi meslek liselerimizde de yeni aşçılık okuyanlar var, turizm otelcilik okuyan kardeşlerimiz var. Onlara tavsiyen ne olabilir? Mutfakta şimdi çalışırken neye dikkat etmeleri lazım? Ben aşçılık üniversite mezunuyum. İlk girdiğimde şey diyorlar gelenler, ben şef olacağım. Okulda öğrendiğinle profesyonel mutfakta şef olunmuyor. Maalesef. Onu tecrübeyle ama artık yeni gelenler hep bir üst düzey istiyorlar. İşte şef olacağım, ben alt düzeyde çalışamam, biz de çıraklıktan geldik. Okulunu okuduk diye ezilmedik değil. Evet. Çıraklık dönemlerimizde biz de çok ezildik ama cefa çekmeden sefa sürünmüyor. Kesinlikle. Belirli bir cefa çektik. Ben çok şanslıydım. Benim şeflerim çok iyiydi. Çok iyi şeflerle hala onlarla çalıştım. Devam ediyorum. Onların katkıları çok oldu. Bu yaşımda gerçekten belirli bir yerdeyim. Yaşım daha genç ama mutfakta belirli bir pozisyonum. Kaç bayanlara yaşı sorma ben sorayım. Yaşım 22. Çalıştığım bölümün dönem şefliğini yapıyorum. Çok iyi. Ve bu pozisyona bir yılda geldim. Normalde imkansız bir şeydir. Çıraklıktan direkt dönem şefliğe kısım çıkma. Kısım şefliğine gelmek. Zor mu? Zor bir şeydir ama ben bunu çok iyi yaptım çünkü çırakken ezildim, çok ezildim ama hiç demedim ben bunu yapmam. Seviyorsan katlanıyorsun. Elin kesildi, elin yandı. Çok bunlar derin kesikler oldu, şeyler. Çok derin kesikler oldu ama devam ediyorsun. Elim kesildi diye kenara çekilmiyorsun tabii ki de. Kaldığın yerden devam etmek zorundasın. Evet, çünkü bence aşçılık aslında çok güzel bir meslek. Niye diyeceksek bugün aşçı her yerde yemek var, her yerde iş bulabilir. Çünkü artık küçük kafeler bile artık dünya mutfağını koymak zorunda kaldığı için orada da aşçıya ihtiyaç var. Evde de zaten ev hanımlarımız birer aşçıdır. Aynen. Ama büyük otellerde yeni yetişen kardeşlerimizi gerçekten geliştirebilirsek, biraz daha bu noktada biz onlara destek olabilirsek çok daha iyi olacak. Bu arada sevgili izleyiciler hemen size WhatsApp numaramızı verelim. Sevgili şefimize sormak istediğiniz ve özellikle aşçılık okuyan kardeşlerimiz sorusu var ise eğer Kevser şefimizden bilgi almak isterseniz WhatsApp hattımızdan 0506 094 67 ve sonu yine Kanal 23 diyoruz sevgili izleyiciler. Oradan şefimize sorabileceğiniz her türlü sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de sizlere güzel tariflerle inşallah lezzetli yemekler yapacağız. Şimdi o zaman ben eldivenlerinizi veriyorum. Tahtayı da size teslim ediyorum. Bıçaklarla beraber tavuklarla, mantarlarla, sebzelerle sizi baş başa bırakıyorum. Makarnalarımızı haşladıktan sonra onları süzgeçten geçirip ve ayrı ayrı tabaklarımızda soslar için geçeceğiz sevgili izleyiciler. Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan bugünkü tariflerimiz tamamen makarna çeşitleri sevgili izleyiciler. Yine kremamız yanımızda. Aynı zamanda malzemeyi doğrarken ne şekilde doğrayacağız sevgili izleyicilerimize söyleyebilirsin Kevser. Jülyen doğrayacağım. Çünkü tamam. Fettucine en çok jülyen yakışıyor diye düşünüyorum ben. Tamam. Sezon yine hangi tarihte başlar? Nisan'da. Nisan ayına kadar yani Elazığ'dasın o zaman. Büyük ihtimalle belirli değil o. Burada da aslında güzel dediğimiz gibi az önce eğer gerçekten ki bu tür kardeşlerimizin elinden tutarsak işletmeciler özellikle güzel şeflerimiz var aslında Elazığ'dan yetişen ama biz sizler göremiyorsunuz. Hep dışarıda sevgili izleyiciler. Kıymet bilmiyorlar bence burada personelin. Peki şöyle söyleyebilirsek biz Kevser Şef niye Antalya'ya gider? Niye Elazığ'da çalışmaz? Niye Elazığ'da çalışmaz? Çünkü burada kendimi geliştirebileceğim bir ortam yok. Burada az çok çalıştığım yerleri biliyorsunuz. Evet. Personele değer verilmiyor burada. Bu yüzden gitmek isteğimdi ki zaten ben bu bölümü okurken ailemden tek isteğimdi. Burada çalışmak istemiyorum diye. Yani çok şükür tam destekli annem de babam da hiçbir şekilde kırmadılar. Belki izin vermeselerdi şu an burada olmazdım. Bu seviyede olmazdın. Biz de buradan yine annenin ve babanın, tüm annelerimizin ve tüm babalarımızın ellerinden öpüyoruz. Gerçekten çocuklarınıza ve kız olmuş erkek olmuş ayrımı yapmadan sevgili izleyiciler destek olun. Sevdiği dalda ilerlemesine yardımcı olun ki onlar da güzel şeyler yapsınlar sizler için. En azından gün boyu evde oturmamış olurlar sevgili izleyiciler. Aynen öyle. Ben üniversite sınavını kazandığım zaman ailem hangi bölüm istiyorsun diye sorduğunda ben küçüklükten beri hayalimdi aşçılık. Aşçılık okumayı küçüklükten beri hedef ettin kendine. Aşçılık da okumak istiyorum dedim. Çok iyi bir üniversitede, çok iyi hocalardan eğitim alarak. Onların da tabii ki de katkısı büyük. Sonra bir sene burada, üniversiteden sonra bir sene burada bir şey geçirdik. Sonra ailemden istedim ve izin verdiler. Geçti. Evet, aslında ben üniversite okurken de oteller'de çalıştım. Çalışıyordum. Öğrenciyken mutfak şefi yardımcılığı yapıyordum. Yani hep bu öğrencimde oturmadım, hep mutfaktaydım yine. Evet. Bu arada hemen WhatsApp'tan mesajlarımız gelmeye başladı. Biz de buradan yine bize mesaj atan ve bizleri severek seyreden tüm izleyicilerimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Kanal 23 ailesi olarak. Feyzullah Şef ve Kevser Şef kolay gelsin sevgili Sezer Güneş. Buradan da Sezer Şef'imize kolay gelsin diyoruz. Mutfak aslında bir sanat icra etmek için güzel bir ortam. Biz aşçılar aslında zaten hep kendimizi sanatçı olarak ilan ederiz. Çünkü biz hep bir sanat yaparız. İşlediğin, tabii ki de hep sanat yaparız. Yemeklerde, tariflerde ve tabaklarda. Eskiden hep bunu dile getiriyoruz. Eskiden şeydi, işte otele gittik veya restoranta, lokantaya gittik, karnımızı doyurduk, hemen eve gidelim. Şu an artık sistem değişti. Tamamen ilk önce tabağın süslemesine bakıyoruz, görselliğine bakıyoruz ve ardından yemeğin lezzetine sevgili izleyiciler. Ondan dolayı da gerçekten çok çok üst seviyelerde olan özellikle dekoratif üzerine çok çalışan şeflerimiz var. Biz buradan da onlara gerçekten tebrik ediyoruz. Biz bu arada inşallah nasip olursa 1 Ocağı yetiştirmeyi planladığımız bir eğitim okulumuz inşallah olacak ve bu şeflerimizden destekler alarak Elazığ'daki akademi mutfağımızda inşallah o tür kaliteli ve mesleğinde çok iyi olan şeflerimizi de davet edip Elazığ'daki kardeşlerimize güzel dekoratif ürünlerle ilgili sebze meyve oymacılığı dediğimiz ve özellikle şeker hamuru pastacılık dediğimiz, yani şöyle söyleyelim, bir otelde kaç personel çalışıyorsa tüm personelin eğitimini ve sertifikasını biz sağlayacağız burada inşallah. Buradan da duyurmuş olalım. WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Kayıtlarımız başlamıştır. İnşallah çok güzel sonuçlar elde edeceğiz sizlerle birlikte ve Elazığ'daki tüm işletmeler değil, Doğu Anadolu'daki tüm işletmelere Milli Eğitim Onaylı sertifika ve aynı zamanda da özel bir üniversitenin sertifikasıyla birlikte kardeşlerimizi yetiştirip sertifikalı çalışma ortamlarına bırakacağız ve sürekli de kalifiye eleman olmuş olacaklar ve deneyimli personeller olacak. Onun için de biz elimizden geleni yapacağız inşallah. Buradan da Kanal 23 yönetimine ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Zaten biz de aileye dahil olduk. Bu konuda bize çok ama çok destekleri var. İnşallah çok güzel şeyler başaracağız sevgili izleyiciler. Makarnalarımız yavaş yavaş haşlanıyor sevgili izleyiciler. Biz tavuklarımızı doğrayıp hazırladık. Şimdi mantarlarımızı da doğrayıp hazırlayacağız sizler için. Tamamen evde kendinizin yapabileceği soslarla sevgili izleyiciler biz hazırlığımızı yapacağız. Yabancı sos kullanmayacağız. Evde ev hanımlarının ve öğrencilerimizin veya evde farklı bir makarna yemek isteyen tüm Kanal 23 Pratik Lezzetler izleyicilerine çok daha değişik makarnalar bugün yapacağız. Evet. Birazdan tavanın başına geçeceksiniz zaten. Artık bundan sonraki çıraklığa ben geçiyorum. Takamadım şunu bir türlü ya. Makarnaları aslında biz evlere hep alışmışız. İyice hamurlaştırmaya. Ama bizim tavsiyemiz biraz daha makarnalar diri kalırsa sevgili izleyiciler daha lezzetli bir makarna elde etmiş olacaksınız. Bizim tavsiyemiz biraz daha diri kalsın sevgili izleyiciler. Makarnamızı suya vurduktan sonra biraz soğutmamız lazım sevgili izleyiciler. Çünkü hafif de yağlayıp hemen soslarımıza başlayacağız sevgili izleyiciler. Evet, yine gelen mesajlarımız. Güzel kızım kolay gelsin. Her zaman yanındayım demiş. Baba mesaj yazmış sana. Buradan da tekrardan selamlarımızı gönderelim. Evet. Ben aşçılığı ilk kazandığımda çevreden çok tepki almıştık. Değil mi? Eskiden evet. Şeydi. Okutulur mu? Maalesef. O bölüme gidilir mi? Gibi çünkü tepkiler çok almıştık. Eskiden aşçılık hep sadece erkek mesleği diye geçiyordu ama aslında değil. Bence yanlış. Hemen bir çeşit makarnamız daha var sevgili izleyiciler. Biz iki çeşitini haşladık. Bir çeşit makarnamız daha var. Onu da bir haşlayalım. Çünkü bugün size bol bir makarna hazırlayacağız. Makarnalarımızı süzdükten sonra hafif bir soğutacağız sevgili izleyiciler. makarnalarımızı da ocağımızın yanına alıyoruz. Bu arada hafifçe onları yağlayacağım ben sevgili izleyici. Çünkü zamanımız biraz daha uzun olacağı için makarnalarımız yapış yapış olmasın diye şöyle ikişer yemek kaşığı sıvı yağ makarnalara ilave edip onları güzelce özellikle kafelerde bu işlem yapılıyor sevgili izleyiciler. Çünkü gün boyu dolapta kalacağı için haşlanmış makarna hafif sulayıp ve yeni aşçılığı okuyan kardeşlerimize de buradan bir tavsiyemiz olmuş olur en azından. Haşlamış olduğumuz makarnamızı bir hafif yağlayıp... Efendim şefim? Tabak alabilir miyim? Tabak hemen vereyim. Ben bu arada tüm konuklarıma sorduğum gibi yine şefime de sorayım. Şefim, bitki çayımı içeriz, kahvemi içeriz. Ben kahveciyim. Kahve içiyorsunuz. Peki şöyle pembe Türk kahvesi mi içeriz, yeşil Türk kahvesi mi içeriz, normal Türk kahvesi mi içeriz? Normal. Normal içeriz. Evet. Tamam. O zaman hemen cezvemizi bulalım. Güzel bir Türk kahvesi sevgili şefimle beraber içelim bugün. Yine biz kahvemizi bol yapıyoruz. Sevgili kameraman kardeşlerimizle beraber de kahvemizi içeceğiz. Yeşil Türk kahvesi çok özel bir kahvedir. Onu söyleyeyim. Duymamışsındır hiçbir yerde. Çünkü ilk defa bize Pratik Lezzetler Mutfağı'na özel geldi. İzmir'den bir Türkiye Barista Şampiyonu sevgili Emre Tolan kardeşimiz gönderiyor bize. Biz buradan da Emre Bey'e tekrardan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Tabakları buradan mı alıyoruz? Efendim? Evet. Tabakları oradan alabilirsin. Ben buldum. İnşallah vereceğimiz barista eğitiminde de Emre Bey ile beraber çok güzel çalışmalarımız olacaktır sevgili izleyiciler. Ve tüm eğitimlerimizi şimdi sevgili izleyicilerimiz soracaktır illa ki kim verecektir. Tabii ki eğitimde biz de olacağız ama dışarıdan ara ara yurt dışından da gelen çok iyi şeflerimiz ve özellikle restoran şefliği yapmış, restoran müdürlüğü yapmış ama o değerli arkadaşlarımız da gelip burada salon eğitimi verecektir kendisi. Çok güzel eğitimleri doğru adresten yani yaptığımız mutfakta da salonda da yani bir otelle doğru kişiden doğru taktikleri öğrenerekten püf noktaları öyle kardeşlerimize yardımcı olacağız sevgili izleyiciler. Şimdi üçüncü makarnamızı haşlayacağız. Bu makarnamızı çok fazla haşlamayacağız sevgili izleyiciler. Çünkü zaten kısa süreli olacağı için biz kaynar suda 5-6 dakika bekletip hemen alacağız. Gelen mesajlarımız var bu arada. Hem kahvemizi yaparken hem de mesajlarımıza cevap vereceğiz sevgili izleyiciler. Kahvemizi sade yapıyorum. Evet. Hemen hızlıca mesajımıza cevap verelim. Kardeşime hayatında başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Fazilet Müezzino. Ablam. Ablanız. Buradan evet, ablanıza sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderin. Ablacığım başarılar. Kanal 23'e teşekkürler. Feyza Nur. O da bizim küçüğümüz. İnşallah ufaklığı da aşçı yapacak mıyız yoksa? Yok, onun hedefleri daha büyük ufaklığın. Bizde bir ben o kadar. Aşçı evde bir tane yeterli yani. Evet. Yemiyorlar ama yaptıklarımız onlar. İşte şey tamamen dün hatta biz babayla da tanışmış olduk bu evet, arada. Çünkü bizim yani şöyle söyleyeyim, annelerimiz, babalarımız yetiştiği kültür tamamen yöresel, Elazığ yöresel bir kültürü olduğu için evet, soslu ürünlere çok alışkın değiliz maalesef. Biz şey olarak, kültür olarak, ama yavaş yavaş emin olur. Şimdi anneyle baba yiyor, hatır kırılmasın diye de ablam biraz şey yapıyor. Ben çok baharatlı severim yemekleri, ablam hiç sevmez. Onunla biraz o konuda sürtüşüyoruz. Biraz zıt. Evet. Ama anneyle baba mecbur yiyorlar. Yaptığını mecbur yiyecekler. Yavaş yavaş soslu ürünlere de geçiyoruz maalesef. O da bizim için aslında iyi mi? Evet. Çünkü Elazığ'da memurlar da çok. Dışarıdan gelen öğrenci kitlesi çok. Gerek polisler olsun, hani güvenlik güçleri, askeriye, çok dışarıdan Elazığ'a yaşayan insanlar olduğu için onlar da haliyle tabii ki kendi kültürünü de burada aramak isterler. Mesela biz geçen bir öğrencimizle beraber, buradan da ona sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Tuğba Hanım Palo'dan gelmişti. O da Karadeniz'de okulu, üniversitesini bitirdiği için hamsili pilav yaptık aslında. Hı hı. Çok da güzel oldu. Burada tabii ki Karadeniz'de öğrenciler de var. Ama bir restoranta gittiğinde hamsili pilav dediğinde maalesef Elazığ'da bunu bulamıyoruz. Biz kendi yöresel yemeğimizi Elazığ restoranlarında bulamıyoruz. Evet. O çok zor maalesef. İnşallah ona da yavaş yavaş el atacağız. Tüm restoranlarımıza, kafelerimizin menüsüne yöresel yemeklerimizi koymayı düşünüyoruz. İnşallah işletmecilerimiz de biraz daha ılımlı olurlarsa bu konuda. Gerçekten Elazığ yöresel yemeklerimiz, tamam biz hep şunu derdik, yemeklerimiz ağırdır. Ağırlıkla alakası değil aslında. Şu an pratik bir şekilde de yapılabilir. Bütün restoranların hepsinde hemen hemen fırında var, ocakta, hani büyük geniş olduğu için tüm yemeklerimiz yapılabilir. Çünkü her mutfağımız artık şimdi gözlemeydi, şuydu buydu yapılıyor. Ev hanımları da çalışıyor da. İçli köfte yapılabilir, sırın yapılabilir, taş ekmeği yapılabilir. İnşallah onu da yavaş yavaş aşılamış olacağız. Buradan söylemek istediğin neler varsa söyleyebilirsin. Aşçılarımıza, buradan Sadi Usta'mıza selamlar olsun, gönderelim. Evet, şimdi mutlaka izliyorlardır. Sadi Usta'mıza selam söylüyoruz. Zaten Sadi Usta'm ve Erkan Usta'mın emekleri gerçekten çok. O zaman buradan Sadi Usta'mıza da selamlarımızı gönderelim. Mesleği sevdiren zaten şef. Kesinlikle mutfaktaki, yani mutfak amiri çok önemli sevgili aynen, izleyiciler ve yeni nesil kardeşlerimiz eğer gelirse bu meslek yolunda ilerlemek isterlerse mutfaktaki şeflerine saygı, sevgi kesinlikle eksiltmesini, eğer bir şey öğrenmek istiyorlar ise kesinlikle onlarla iyi geçinmeleri lazım ve sevmeleri lazım arkadaşlar. Çünkü mutfağı sevmediğiniz zaman hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Biz bunu hep hatırlatıyoruz. Her programda hatırlatıyorum. Çünkü mutfak gerçekten sevgi işidir. Sevgi olmadan mutfakta yemek güzel bir şekilde çıkaramazlar. Ve çıkan yemeklerine bir lezzet beklemesinler bence. Ki Sadi Usta benimle ilgili zaten ara ara hiç epey zamandır da görüşemiyoruz ama buradan da Sadi Usta'ma selamlarımı göndereyim. Kızımızla ilgilendiği için ben tekrardan ona teşekkürlerimi gönderiyorum buradan Sadi Usta'ma. İyi ki Sadi Usta gibi bir evet, o yönden çok şanslıyım. Doğayan şefle çalışıyorsun. O yönden çok şanslıyım çünkü ilk sezonumda çok iyi iki şefle çalıştım. Onların katkısı zaten çok fazla. Ben hemen kameraman kardeşlerimin kahvesine vereyim ama maalesef köpüğü biraz kaçtı, artık idare edeceğiz. Sade kahvenin de köpüğü çok olmaz ama idare edeceğiz birbirimizi, ne yapalım. Biz hemen yavaş yavaş da malzemelerimizi hazırladık sevgili izleyiciler. Diğer makarnamızı da ben hemen süzüp alacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş çeşitli soslarla sizlere servise edeceğiz inşallah sevgili izleyiciler. Şöyle bir 2 dakikada sıcak suda kalırsa diğer makarnamız da hazır olmuş olacaktır. Ki tavalarımız zaten burada. Değişik soslarla bugün 5-6 çeşit makarnayı Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan sevgili izleyicilerimize ikram edeceğiz. Hemen yine gelen mesajlarımıza cevap verelim. Bu arada kahvemizi de içmeye başlayacağız. Sevgili izleyiciler, kolay gelsin. Halacığım seni çok seviyorum. İnşallah en güzel yerlere gelirsin demiş. Bu da galiba yeğenimiz. Yok, halam. Halanız mı? Halacığım. Evet. Ha, halacığım değil, ben sizi halası zannettim. Yok, benim halam. Ona da çok teşekkür ediyorum. Halanın ellerinden öpüyoruz. Sizlere böyle destek verdikçe inşallah bu güzel kardeşimiz de çok iyi yerlere gelecektir. Ne yapalım, biz başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayalım. Ben şöyle geri çıkacağım. Seninle bir yer değişikliği yapacağız. Şöyle ustamın kahvesini de yanı başına bırakayım. Önce fettucine yapalım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Biz tek ocak kullanalım. Tek tek yapalım. Hem de izleyicilerimiz bütün yemeklerimizi birden görmüş olsunlar. Aynen öyle. Yaparken malzemelerimizi, her şeyimizi ev hanımlarımıza da söyleyerek yaparsan onlar da hemen kalemi, kağıdı eline alsınlar ve beklesinler. İşte asıl makarna şovlarımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koydum. Önce tavukları atacağız. Önce tek porsiyon çıkartalım. Evet. Yine hemen ben diğer makarnamı da süzmüş olayım sevgili izleyiciler. Kevser Ustam'la sizlere makarnaların pişirimine geçiyor. Eminim ki sabırsızlıkla ev hanımları bekliyordur şimdi. Ekranları başında. Ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize de bugünkü menümüz sevgili izleyiciler makarna. Değişik soslarla değişik makarnaları bugün sizler için Kevser şefimle beraber yapıyoruz sevgili izleyiciler. Ben yavaş yavaş sunum tabaklarımı da elimizin altına çıkarmış olayım. O arada da servislerimizi hem hazırlamış oluruz hem de güzel izleyicilerimizle beraber ekranlarını dediğimiz gibi yeni açan sevgili ev hanımları için ilk öncelikle yapacağımız fettuccine diye bahsettiğimiz restoranda yediğiniz makarnayı evde nasıl yapacaksınız? Sevgili Kevser şefim sizlere şimdi yapacaktır ve ardından diğer çeşitlerimizi tek tek sizlere anlata yapmış olacağız. Yani kafede, restoranda yemiş olduğunuz makarnaları bugün Kevser şefim tariflerini size verecektir sevgili izleyiciler. Tavuk, mantar, kırmızı biber, kabak ve patlıcan. Değişik soslarla da yapacağız. Siz de zaten ekranları başında şimdi göreceksiniz sevgili izleyiciler. ekipmanlar biraz küçük geliyor. Az önce aklımdan geçti. Hemen onu da o zaman söylemiş olalım. Şimdi evet. Şeye alıştığınız için, sanayi büyük ocaklara alıştığın için bizdeki tamamen bir ev hanımının kolayına ve daha basit yapacağım. Evde hani pratik lezzetler zaten ismi o. Evde nasıl yapabilecek? Alev şovları tamamen herkes tavayı doğru düzgün kullanamaz. İşte buradan da yeni kardeşlerimiz izlerse görür neler yaptığını. Çünkü büyük şeylerde alev çıkacak ama burada çıkmayacaktır sanmıyorum. İnşallah. Çünkü büyük ocaklarda özellikle zaten onlarla meşhurdur özellikle. Yine bakalım elimizden geldiği kadar çıkaracağız. Çıkmaz bundan ya bu. Evet dediğimiz gibi çıkmıyor. Alevimiz çünkü biraz... İnşallah ileriki... Ama ileriki programlarda güzel bir restoranda bir program yaparsak güzel bir alev şovla da inşallah ileriki zamanda olacağız. Yav. Sevgili izleyiciler, WhatsApp hattımızı yine sizlere yazıyoruz. 0506 094 67 sonu Kanal 23 diyoruz. Sizler ekran başından ayrılmayın, bir kahve molası verin ve biz de reklamlardan sonra, reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra yine Kevser Şefimle beraber tüm yemeklerimizi, çünkü makarnalarımızı haşladık hazır, sadece sizlere değişik soslarla ve sunumlarla sunmuş olacağız sevgili izleyiciler. Şimdi reklamlar diyoruz şefim. Reklamlar diyoruz. Kaldığı yerden devam ediyoruz sevgili Kanal 23 izleyicileri. Biz bu arada soslarımızı, makarnalarımızı soslamadık. Sadece soslarımızı pişirip kenara alacağız. Onu sizlerle beraber yapacağız inşallah. Güzel soslayacağız sevgili izleyiciler. Bu arada şefim hemen hazırlıyor sizler için. Soslarımızı. Neler yaptık şefim? Tavuklar kızardı, mantarları hafif öldürdük, çok da eritmiyoruz. Bayılttık yeterli, aynen. Öldürmeyelim, bayıltalım yeterli mantarlarımızı. Evet. Ben de bu arada hemen bir domates rendeleyeyim çünkü domates sosla da yapacağız. İki adet domates yeterli olacaktır. Yine rendemizi aldık ve 2 adet domates rendeleyeceğiz sevgili izleyiciler. Bunu da kenara alalım. Tamam, onu da kenara alalım. Hemen sebzemize geçelim o zaman. Sebzeli makarnamızdan başlayalım. Ekranlarını yeni açmış olan sevgili izleyicilerimize bugünkü yemeklerimiz değişik soslarla makarna sevgili izleyiciler. Sevgili Kevser Şefimle beraber sizlere değişik soslarla makarnaların kolay evde yapabileceğiniz tarifleri hazırladık sevgili izleyiciler. Kırmızı biber, kabak, patlıcan kullanacağız ve mantar kullanacağız yine. Evet, mantar için. Ben de hemen domateslerimi rendeleyip ondan sonra sosumuzu ocağa bırakalım. Sevgili izleyiciler, sizler için kolay, evde değişik soslarla yapabileceğiniz, özellikle ev hanımlarımızın dışarıda, kafede, restoranda menülerinde gördükleriniz yemekleri de sizlere ara ara Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan yapıyoruz sevgili izleyiciler. Öğrenci kardeşlerimizi de düşünüyoruz bu arada. Evet. Yine sen gibi öğrenciler. Öğrencilik döneminde makarna çok yedin mi? Hayır. Makarna yemedim. Benim öğrencilik dönemim biraz fazlaca iyi geçti. O zaman yani şanslı bir öğrencisiniz. Evet. Ben makarna çok nadir yapardık biz evimizde ya. Bugünkü tarifin ama yine öğrenciler için daha kolay, evet, daha pratik olsun diye kafede yaptıkları salçalı makarna döneminden çıksınlar diye. Evet. Biberlerimi öldürdüm birazcık. Kabağıma atayım. Onu da arayayım ben. Ondan sonra hemen ben bir küçük tavama yine vereyim. Diğer sosumuzu da, domatesli sosumuzu da hazırlayalım. Çok küçük oldu. O zaman wok tavaya koyalım şefim. Bu da küçük yani olursa büyük tavamız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ben hemen diğer tavamı arayayım. Hiç önemli değil şefim. Patlıcanları atıyorum. Sebzelerimizi de bayılttıktan sonra makarnalarımıza geçeceğiz sevgili izleyiciler. Sizler için iki domates rendeledik ve yine bir adet kırmızı biber ben ilave edeceğim sos için. İnce ince doğrayacağız sevgili izleyiciler ki sosumuzun içinde de çok belirgin halde de olmayacak çünkü biberlerimiz. Evde kırmızı biber yok, yeşil biberle de yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Yani biberin rengi önemli değil. Yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Ocağımıza biraz yağ ilave edebilirsek tavamıza. Yani istediğiniz biberle de yapabilirsiniz. Bizim mutfağımızda bugün kırmızı biberimiz vardı. Kırmızı biberimizle yapıyoruz. Biberlerimiz biraz bayıldıktan sonra rendelemiş olduğumuz domatesimizi ilave edeceğiz sevgili izleyiciler. Şöyle bir soru da ben sorayım şefimi, biraz yavaş yavaş köşeye sıkıştırayım. Mutfaklarda nelerin olmasını istersiniz? Yani şimdi otellerde çalıştığınız için işte şu olsa da iyi olurdu mutfakta. Eksiksiz ekipman olabilir. Yani her şey olabilir. Mutfakla alakalı ne eksik var, ne görebilirsiniz? Biz ekipmanda çok sıkıntı çekiyoruz. En çok. Ve belirli malzemelerimiz elimizin altında olmayınca onda da çok zorlanıyoruz. Tamamı bunlar, ekipmanlarla alakalı. Aynen. Ürün olduktan sonra çıkıyor zaten her şey. Yani bir ustaya, bir ustayı mahcup etmeyecek en önemli şey nedir sizce? Bence bir ustayı mahcup etmeyecek en iyi şey dekor malzemesi. Yani kaliteli bir, aynen, ekipman, aynen, ve ardından kullanacağımız ürünlerin kalitesiyle, evet, alakalı. Kesinlikle bir ustayı mahcup etmeyecek tek şey hem elindeki ekipmanı. Şimdi öbür türlü ben hep şunu derim. Türkiye'de hiçbir zaman bir şef veya bir usta, iyi bir usta yoktur. Ben hep söylerim. Usta yok. Kesinlikle usta niye yok ama? Usta elindeki malzemeyi, ekipmanı güzel kullanırsa ustadır. Örneğin şimdi biz tavamızı kullanıyoruz. Tavamızda neden tahta kaşık kullanıyoruz? Çizilmesin. Çizilmesin diye ve buna sonuç itibariyle bir para ödenmiştir ve biraz daha uzun kullanılmak için. Doğru mu? Evet. Bıçağımızı kullandığımızda temizleyip, şimdi artık mutfaklarda mıknatıs vardır. Askıya asılır. Evet. Asarsa elindeki tüm ekipmanları, yani üstündeki üniformadan tutun da elinde kullandığı bıçağı ocağına kadar, sevgili izleyicilerim, iyi kullanan ustalar varsa ustadır. Yoksa kesinlikle benim şahsi fikrim, usta biz değiliz. Usta elimizdeki ekipmanlar. Biz sadece ne yapıyoruz? Onu yönetiyoruz. Doğru mu şefim? Evet. Domates ekleyelim. Biberlerimiz bayıldıktan sonra domates sosumuzu ilave edelim. Ve şefim oradan baharatları siz, elimizde bizim mutfağımızda bugün ne baharatımız var kullanabiliriz. Kekik kullanabiliriz. Şöyle bir çay kaşığı kekik kullanalım. Ve yine bir çay kaşığı kadar karabiber kullanalım sosumuz için. Toz biber yine bir çay kaşığı kullanıyoruz. Hafifçe de acı olduğu için. Ve yine biraz tuzumuzdan ilave edelim. Bu da yaklaşık bir tatlı kaşığı sevgili izleyiciler. Sosumuzu hazırladıktan sonra sosumuzu da ikiye böleceğiz. Bir kısmına kıyma ilave edeceğiz. Bir kısmını kıymasız yapacağız sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi elimizdeki malzemelerle birçok çeşit ürün çıkarabiliriz. Evet. Şuna mantarını da ekleyelim. Mantarı başka kullanmayız herhalde. Hepsini katalım. Çünkü ekibimiz kalabalık. Bir aileyiz biz sevgili izleyiciler. O yüzden bugünkü yemeklerimiz yine bol. Herkes de yetecek kadar bolca makarna bugün yaptık. Bütün çeşitlerinden hemen hemen yapacağız sevgili izleyiciler. Makarna dediğimizde İtalyana gitmemize gerek yok. Biz tamamen kendi soslarımızla, özel soslarımızla makarnamızı yapacağız sevgili izleyiciler. Sizler için çok da lezzetli ve vitaminleri bol. Çok fazla makarnamızı haşlayıp, yani çamurlaştırmadık sevgili izleyiciler. Çünkü çok aşırı çamurlaşırsa makarnamız bir tat alamayız kesinlikle. Ondan dolayı hafif yağlamıştık zaten makarnalarımızı. Ve gördüğünüz gibi hiçbiri de yapış yapış olmadı sevgili izleyiciler. Hemen bunları da ben tavamızın yanına getirelim. Gördüğünüz gibi makarnalarımız birbirine bile yapışmadı sevgili izleyiciler. Aynı şekil yine çok fazla gördüğünüz gibi çamurlaşmadığı için makarnalarımız hafif diri. Yani mutfak adıyla da biraz al dente kaldığında daha güzel bir lezzetli makarna yiyeceğiz sevgili izleyiciler. Soslarımızı yavaş yavaş bitiriyoruz artık sevgili izleyiciler. Size bol çeşitli bugün makarnalar servis edeceğiz. Evde değişik soslarla yapabileceğiniz tüm kolaylıkları biz pratik lezzetler olarak Kanal 23'ten sizlere sunuyoruz sevgili izleyiciler. Ben bu arada hemen ufak da bir malzememiz elimizde vardı. Güzel bir ıspanaklı birkaç tane de değişik sigara böreği yapıp yemeklerimin yanına, makarnalarımın yanına hem dekoratif olarak hem de güzel ekmek yemenize gerek kalmayacak. Çünkü makarna yanında ekmek yiyilir mi? Hayır. Bence somun ekmek arası fettucine güzel olur. Yok. O zaman hemen ne yapıyoruz? Ben de yine bir eldivenimi kullanayım. Sizlere makarnanın yanında ıspanaklı ve mozzarella peynirli kaşar diyebiliriz sevgili izleyiciler. Elinizde beyaz peyniriniz var ise evde beyaz peynirle de yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Rendeleyip şimdi makarnalarımın yanına birer adet dekoratif olarak kullanacağım ben. Bu da hazır. Sebzelerimiz öldü. Sebzelerimiz de hazır. O zaman sebzelerimizi değiştikten sonra yavaş yavaş makarnalarımıza geçebiliriz şefim. O zaman noodle'dan devam ediyorum. Evet. Noodle'la ilk önce başlayalım. Sebzemizi ikiye bölebilme şansımız olur mu? Olur. Çünkü niye diyeceksin şefim? Bir sebzeli penne yapalım, bir sebzeli noodle yapalım. Tamam. Orası hazır. Ben o zaman hemen bir borcam alayım. Evet. Şimdi sebzemizi bölmek için de ben bir tabak alayım. Yeterli. Öbürünü noodle'a bırakalım. Bol bir noodle yapmış olacağız. Bununla da farklı bir çeşit makarna çıkaracağız sevgili izleyicilerimizin. Baharat atmamıştık. Tuz atalım. Baharatlarını biraz. Şimdi sen atabilirsin. Hangi baharatın ne kadar kullanacağını? Bir çay kaşığı tuz atıyorum. Yine bir o kadar pul biber. Biraz da kekik. Ben de bu arada hemen sigara böreklerimi, ıspanaklı sigara böreği sevgili izleyiciler yapacağım bugün. Ispanaklarımı ince ince kıydıktan sonra kaşar ve tuzla iyice yoğurduktan sonra sizlere güzel bir sigara böreği de yemeğimizin yanında ikram edeceğiz. Şöyle hemen az bir de sıvı yağımı yanıma alıp yapıştırmak için sevgili izleyiciler uçlarını. Gördüğünüz gibi mutfak yine bugün pratik lezzetler mutfağı çok zengin sevgili izleyiciler. Tahta kaşık hemen yanınızda şefim orada. Dilerseniz sigara böreğinize eğer hafif acı seviyorsanız sevgili izleyiciler pul biber de atabilirsiniz. İleriki programlarımızda daha değişik sizlere daha güzel yiyebileceğiniz sigara böreklerinden de tariflerden vereceğiz sevgili izleyiciler. Noodle'ımız hazır. Noodle'ımız hazır. Sebzeli noodle'ımız hazırsa hemen ne yapıyoruz? Ben alabilirim buraya şefim isterseniz. Bizim bir kaşığımız burada hazır. Ben hemen şöyle sebzeli noodle'ımızdan bir porsiyon hazırlayayım sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi noodle dediğimiz şey sevgili izleyiciler evde annelerimizin yaptığı erişte. Erişteden çok güzel bir şöyle makarna da yaptık sizler için sevgili izleyiciler. Biz hemen iki porsiyon haline çıkardık. Aynı tamam. Birbirine karışmayacaktır sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi tavamızı biz temiz kullandığımız için hiçbir şekilde bulaşma olmadı. Ben hemen tavama yine bir su vurup ikinci makarnamızı şefimiz sizlere çıkaracaktır sevgili izleyiciler. Sebzeli penne ile devam edeyim. Sebzeli penneyi yapalım sevgili şefim. Sosumuzu kenara alabiliriz. Sosumuz da hazır. Bunu daha sonra ikiye böleceğiz. Ben hemen kenara alayım sosumuzu. Salçalı sosumuz da makarnamız için hazır. Tamam. Gördüğünüz gibi pratik lezzetlerde yine lezzet zirve yapıyor sevgili izleyiciler. Birazdan mutfağımız sevgili seyircilerimizle dolup taşacaktır. Biz de bundan çok mutluyuz. Gerçekten bizi sevdikleri için buraya geliyorlar. Yemekleri değil, tamamen bizi sevdikleri için. Buna da yine az bir şey tuz ekleyeceğim. Kekik, karabiber ve toz biber ekleyeceğim. Evet. Bu arada hemen eğer ki işletmecilerimiz izliyor ise buradan da ben biraz da babaya destek vereceğim. Eğer ki iş teklifleri olursa Pratik Lezzetler'den ulaşabilirsiniz. Dün Ali Usta'mıza İstanbul'da bir teklif vardı. Eğer sevgili izleyicimiz, işletmecimiz izliyorsa daha hala bana dönüş yapmadı. Çünkü Pratik Lezzetler'e gelen transfer ücretlerini biz alıyoruz sevgili izleyiciler. Sevgili Kevser şefimize de varsa teklifler, Pratik Lezzetler'den Şef Feyzullah Şeker'e ulaştınız mı? Ücreti konuşuruz değil mi şefim? İnşallah. Dolgun ücret olursa neden olmasın, Elazığ'da kalmasın. Şimdi aslında Elazığ gerçekten işletmecilerin, hani hepsini, bunu kesinlikle bizi izleyen herkes yanlış anlamasın. Biz işletmeci dediğimizde hepsini katmıyoruz. Sevgili güzel işletmecilerimiz de var. Yani bugün Elazığ'da yaklaşık 200'e yaklaşık kafe varsa bunun 150'si kesinlikle çok dürüst ve hani kaliteli olarak işliyor ama geri bir 50 adeti kalıyor. Onlarda sıkıntı yaşanıyor. Onlar da inşallah diğer işletmelere bakarak kendilerini düzeltirlerse buna eminiz ki hem çok güzel kadro bulabilirler hem çok güzel personellerle çalışabilirler. Sadece personel anlamında aslında sıkıntı değil. Çünkü birçoğu özellikle de toptancılara sıkıntılar yaratan işletmecilerimiz var. Çünkü sonuç itibariyle her zaman bizler toptancılara muhtacız sevgili işletmeciler. Çünkü onlar ürün getirecek. Siz o ürüne para kazanacaksınız. Pennemiz hem eviniz de hazır. Geçin, pennemiz de hazır. Evet. Ben hemen o zaman taftamı bir temizleyeyim. Ondan sonra sunumlara geçelim sevgili şefim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, bugün harıl harıl çalışıyoruz. Yine mutfak çok yoğun bizim. Şöyle bıçaklarımı bırakayım. Bezimi şuraya atayım. Hemen. Nadılımız burada sevgili izleyiciler. Şunu kenara alalım. Çünkü birazdan... Evet... Gördüğünüz gibi aynı sebzelerimizde ikinci bir makarnamızı da sevgili izleyiciler, özellikle ev hanımları görecektir. Bu penne diye anımsatırız ama bir yerde de ev hanımlarına kalem makarna dediğimiz sevgili izleyiciler. Bunları da güzel bir değişik sebzelerle. Şefim, baharat ne kattınız? Tekrar baharatını söyleyebilir miyiz? Karabiber kattım, tuz, pul biber, kekik. Evet. Başka da bir şey eklemedim. Ben hemen ama bir tabağımı ayarlayayım. Veya şöyle ikinci tavamı vereyim şefim size. Ben tekrar penneyle devam ediyorum. Tamamdır. O zaman güzel salça soslu bir penne yapacağız. Doğru mu şefim? Evet. Ben bu arada gelen mesajlar var. Onlara bakmış olayım. Önden şeye geçeyim mi? Kremalı penneye. Kremalı penne yapalım o zaman. Bir tane zaten her şeyimiz hazır. Tavuğumuz. Fettucine mi? Fettucine yapalım önce. Tamam. Sonra kremalı penneye geçelim. Tamam. Gelen mesajlarımıza hemen cevap vereyim. Şimdiden ellerinize sağlık. Ablacığım, hayatında başarılar diliyorum. Özge Altunbaş. Özge'ye de buradan selam söylüyoruz o zaman. İkiye böl. Kim? İkiye bölmüş olalım şefim onu. İki çeşit yemek oradan çıkaracağız çünkü. İçini hazırlamıştık. Baharat atmamıştık. Biraz tuz. Şimdi sizlere kafelerde yediğiniz fettucine dediğimiz makarnanın sosuyla sizlere biz buradan takdim edeceğiz sevgili izleyiciler. Biraz sadece kekik ekliyorum. Kekik. Ve tuz ekledim. Ben tuz ekledik. Şey tamam. Makarnamızı kattıktan sonra krema. Krema ev hanımlarında yoksa süt, hafif bir unla tavada eğer çevirip üstüne dökebilirseniz sevgili izleyiciler kremada elde etmiş olacaksınız. Sadece sütle de yapabilirsiniz ama biraz tabii ki o zaman sulu kalacaktır. Bizim tavsiyemiz kremamızı bulamıyorsak evde aynı saniyede biraz süt. Hafif bir unla tavada unumuzu yok ettikten sonra zaten katılaşacaktır. İşte sizler için güzel de bir krema sevgili izleyiciler. Hemen yine tavama bir su vurup gördüğünüz gibi sizler için hızlı bir şekilde birkaç çeşit makarnayı çıkarmış olacağız sevgili izleyiciler. Yine kaşığımız sevgili izleyiciler silikon kaşık olduğu için tavamıza herhangi bir zarar vermeyecektir. Buna yine hatırlatmış olalım sizler için. Sebzeli iki çeşit makarnamızı çıkardık ve şimdi sigara böreklerimizi kızartıp yanlarına birer veya birer tane koysak yeterli çünkü ekmek yemiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kremamızı ekliyoruz. Tamamdır. Fettucine makarnamızın kremasını ilave ediyoruz sevgili izleyiciler. Önce makarnamızı haşladık. Evet. Ve ardından gördüğünüz gibi tavukla mantarımızı güzelce kızartıp en son kremamızı ilave edeceğiz. Sizler de gördüğünüz gibi ekranları başında kremamızı ilave ettikten sonra 5 dakika kaynadıktan sonra tavayla çevirdikten sonra fettucine makarnamız da hazır sevgili izleyiciler. Buradan yine Face'ten bize yazan arkadaşlarımız var. Facebook'tan canlı pratik lezzetleri izleyin. Güzel ablam yazmış. Şile'den başarılar diliyor. Başarılar daim olsun değerli şefim. Teşekkür ederiz sevgili Nursel Mangut. Buradan Engin abimle beraber bizi izliyormuş. Ellerinden öpüyorum. İnşallah cumartesi günü Ankara'da beraber güzel bir program geçirmiş olacağız sevgili izleyiciler. Cumartesi günü pratik lezzetlerle Ankara'dayız. İyi yayınlar diliyorum. Buradan Fethiye Hanım'a selamlar gönderiyorum. Gözü aydın olsun. Herkese selamlar. Sevgili Beran Hanım teşekkür ediyoruz. Evet Fethiye Hanım'a da diyoruz ki gözün aydın o zaman. Fettucine makarnamızda sevgili izleyiciler kremalı ve mantarlı. Ardından da güzel bir salça soslu size makarna ve ardından bir tane de kıyma soslu makarna. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler makarnalarımız 3 çeşit makarnayla değişik soslarla istediğiniz miktara çıkabilirsiniz. 10 çeşit çıkarabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ne şekilde ne lezzette istiyorsanız ilave edip makarnalarımızı afiyetle hem misafirlerinize hem de kendinize. En güzel şey kendini sevmektir sevgili izleyiciler. Kendini seven tüm herkes emin olun ki çok da lezzetli, güzel sunumlar, yemekler yapacaktır. Evet. Ben çok konuştum, sıra sizde. Artık top sizde sevgili şefim. Ben makarnayı alıp porsiyon yapayım. Siz bu arada bir şeyler anlatın. Kimin ne anlatmak istiyorsanız anlatın. Ben çıkıyorum arada. Ben mutfakta hiç konuşmam. Niyeyse bilmiyorum. Dışarıda... Çalışırken. Evet. O zaman ben hemen buradan çıktıktan sonra yayında Sadi Usta'yı bir arayayım. Sadi Usta. Sadi Usta'yı bir arayayım. Arayalım Sadi Usta'mızı. Bunun içerisine yine fesleğenle sos yapıp ekleyebilirler. Köri sosu ekleyebilirler. Ben duymadım. İçine fesleğenli bir sos yapabilirler. Köri soslu bir sos yapıp ekleyebilirler. Fettucine'nin içine. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Fettucine'den 4-5 çeşit makarna çıkarabiliriz. Soslarla, değişik soslarla, doğru mu? Evet. İşte gördüğünüz gibi yer kalmadı mutfağımızda. Çünkü gerçekten mutfağımız zengin. Bugün bol çeşit. Şefim orada tavamız var. Hemen üstüne koyabilirsiniz. Buraya da alıyoruz. Çünkü birazdan seyircilerimize ikram edeceğiz sevgili Pratik Lezzetler ve Kanal 23 izleyicileri. Çünkü sevgili şefim mutfakta doğru söylüyor. Aslında bugün fazla konuşkan değil. Normalde biraz konuşur ama mutfaklarda işe daldığımız zaman, evet, mutfakta çok aşırı konuştuğumuz zaman, çünkü tehlikeli bir noktada çalışıyoruz. Tehlikesi de şu sevgili izleyiciler. Çünkü büyük mutfaklarda, otel mutfaklarında ocaklar böyle kibar değildir sevgili izleyiciler. Bıçaklar, mikserler çok da kibar olmadığı için çok dikkat etmek lazım. O yüzden de bazen mutfakta çalışırken biz aslında çay bile içmiyoruz. Çünkü işimizi, gelen misafirimize yapılan yemeğimize dikkatimizi vermemiz gerektiği için onu sessiz bir şekilde geçiriyoruz. Biz buradan da tekrar şefimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu yaşta kendini yetiştirip çok iyi bir noktaya geldiği için sevgili izleyiciler. Kremalı penne yapıyorum şimdi. Yine fettucine'nin içinde kullandığımız malzemeyle. Yani kalem makarnamız. Evde evet, fettucine makarna yok. Ev hanımı kalem makarnayla da aynı fettucine sosuyla bir yemek, bir makarna yapabilir. Buna karabiber ekliyoruz. Tuz ve kekik. Hemen yine sevgili şefimizin tavasını hazırladık. Elinin altında sevgili izleyiciler. Yağımız bu ara ısındı. Ben de o ara sigara böreklerimi hemen kızartmaya başlayayım. Yine kremamızı ilave ediyoruz sevgili izleyiciler. Değişik soslarla bugün size İtalyan mutfağını tamamen artık Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan sizler için güzel lezzetleri şefimle beraber ikram edeceğiz. Gelmek isteyen herkes mutfağımıza buyursun gelsin. Bugün pasta günü. İtalyalıların dediği gibi pasta. Onlar makarnaya pasta derler sevgili izleyiciler. Biz de burada makarnamızı değişik soslarla sevgili izleyicilerimize bugün sunmaya gayret ettik. Sigara börekleri nar gibi kızardı. Ben de sigara böreği sararmışım. Yani dolma kalem gibi sardım ama kalem gibi sarmadım. Dolma kalem gibi. Eskiden olurdu ya, öğrenciler bir dünya bir şey hazırlarlardı, bilmem ne yaparlardı. Dolma kalem yoktu. Ama şimdi öğrencilerimizin işi de gerçekten zor. Okul bittikten sonra iş ve meslekte atama olmadığı için sıkıntı yaşanıyor. Evet. Bu arada sabah Ankara'da yaşanan trafik kazasından dolayı orada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailelerine sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Ankara'da başkentimize sabah kötü bir kaza. Aynı zamanda yine kanalımızdaki bir aracınla bugün bir kaza, İnşallah bir şey yoktu zaten. Biz ona çok sevindik. Sadece maddi bir hasarla atlatıldı diye çok seviniyoruz. Buradan da Kanal 23 ailesine büyük geçmiş olsun diyorum tekrardan ailemize. Penne makarnamız da hazır. Evet. O zaman ben hemen yine kaşığımla onun servisini yapayım. Şimdi soslu penneye geçelim. Evet, şimdi salça soslu, değil mi? Domates soslu aslında, salça da değil sevgili izleyiciler. Salça soslu ve bunun yarısını kullanalım şefim. Yarısını da kıyma soslu yapalım. Ev hanımlarımıza da pratik, yani bir sosla 2 yemek çıkarabildik. Farklı bir sos, bir şeyler daha ilave edip 3. bir sosu yine çıkarabilirler. Sevdikleri herhangi bir şeyle sevgili izleyici, bir ürünle, bir baharatla, bir malzemeyle farklı farklı makarnalar bugün Pratik Lezzetlerden çıktı. Sizler de çok rahat ve güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Sigara böreklerimizi de hazırladık sevgili izleyiciler. Elimizdeki ıspanağımız vardı hazır ve kaşarımız vardı rendeledik. Sizler için güzel bir sigara böreği hazırladık. Ben hemen yine bir eldiven yardımıyla makarnalarımın yanına birer adet sigara böreği, hemen şöyle çıtır çıtır kızarmış sigara böreğini bırakayım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, farklı sunumlar yapabilirsiniz. Çünkü makarna yanında ekmek çoğu kişi yemiyor, bunu bildiğimiz için biz de dedik ki bir adet sigara böreği de çerez gibi yanında afiyetle yiyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Napoliten soslu evet, makarna dediğimiz sosu. Aslında evet, domates sos ve biber. Napoliten sos diye bahsettiğimiz, yani kafede yediğiniz sos aslında. Şimdi onların hazırları çıktı ama biz hazırlığı yapmadık. Evet. Mutfağımızda ne malzememiz varsa onunla beraber güzel ev hanımlarımıza bir Napoliten soslu makarna yaptık. Farklı bir sunumla da çıkarabiliriz sevgili izleyiciler. Biraz daha büyük tabağımızı alalım. Bugün yine tezgahımız dolu. Dün de aslında çok yoğundu tezgahımız. Ben yine bir kaşık yardımıyla bol kepçeyiz biz. Bol Kepçe restoranta hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yine hemen şimdi bir de kıyma soslu sevgili izleyiciler. Kıymamızı önce buna atalım şefim. Çünkü sosumuz hazır zaten. Biraz ben hemen yağ atayım mı? Evet, biraz sıvı yağ ilave edelim. Kıyma soslu güzel bir makarna da sizler için gelsin. Tahta kaşığınız orada vardı şefim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, bir farklı yine makarna sosumuzla sizlerin huzuruna çıkardık görücüye sevgili izleyiciler. Evet, aynen podyum gibi oldu burası artık. Çok kalabalık bir tezgahımız. Sadece 3 çeşit makarnayla biz bir çeşit sebzeli, bir çeşit mantarlı, yine bir çeşit sebzeli, yine bir çeşit farklı mantarlı, hepsi Toplam 3 çeşit makarnayla 2, 4, 5 çeşit, bir de çıkıyor 6 çeşit. Yani buna bir de tulum peynir ilave ettiğinizde farklı bir çeşit çıkmış olacaktır. Sosta sınır yok. Siz neyi seviyorsanız sevgili izleyiciler onunla farklı makarnalar yapabilirsiniz. Bu arada sevgili Bilal Taşdöğen'e de teşekkür ederiz. Kanal 23 ailesine bir günde makarna komple değişik değişik soslarla ikram edecekliği için biz buradan şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu haftamız artık yarın cuma. Bir sonraki hafta içi inşallah bir gün ayarlayıp sevgili yapımcım ve yönetmenimle beraber inşallah güzel bir makarna şovuyla Kanal 23 ailesine ikramlarda bulunacağız sevgili izleyiciler. Sorularınız varsa eğer Kevser Şef'imden öğrenmek istediğiniz ve şeflerimizin sormak istediği sorular olabilir sevgili izleyiciler. Yeni meslek sevgisi olan arkadaşlarımız soruları varsa WhatsApp hattından 0506 094 67 ve sonu Kanal 23. Aynı zamanda Elazığ plakası 23. Unutmayın sevgili izleyiciler. Oradan bize sorularınızı, tariflerinizi ve tavsiyeleriniz olabilir. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Kıymamız da hazır. Değil mi şefim? Sosumuzu ilave edelim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler aynı makarnadan değişik bir sosla da sizlere yine bir sunumda bulunacağız. Penne mi koyalım? Yoksa onu da şöyle yapalım sevgili şefim. Şöyle farklı bir sunumla sevgili izleyicilerimize sunmuş olalım. Yine bir tabak daha alacağım ben sevgili şefim. Çünkü malzememiz gerçekten bol. Bugün sevgili izleyiciler, noodle dediğimizi yine farklı bir sunumla, yine fettucine farklı bir sunumla sizlere servis edeceğim şimdi. Bolognese sos dediğimiz aslında sevgili seyirciler. Bunlara domates de rendeleyebilirsiniz. Bizim zaten domatesleri rendelemiştik. Tekrardan hani az diyorsanız bol bir domatesle siz servis edebilirsiniz. Şöyle de bir servis sunumuyla siz sevgili misafirlerinize ve evdeki çocuklarınıza güzel bir servisle ikram edebilirsiniz sevgili izleyiciler. Ton balıklı yapabilirsiniz sevgili izleyici, yine makarna çeşidini. Makarnaya evet ton balığı yakışır, yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mutfağımız bugün yemeklerle doldu ve taşıyor sevgili izleyiciler. Sığmadı. O zaman şöyle yapacağız. Kamera açısına rahat girsin diye şöyle rahat bir şekilde servislerimizi sizlere hazırladık sevgili izleyiciler. Hemen yine sigara böreğimizi de ben bırakayım bir maşa yardımıyla. Bizlere sormak istediğiniz sorularınız varsa yazabilirsiniz sevgili izleyici, çünkü artık vaktimiz daralıyor. Sonra üzülürsünüz. Böyle güzel bir şefi ben bugün misafir ettiğim için, mutfağımda benimle olduğu için çok ama çok kendisine teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Şöyle yine hafif renklendirelim tabaklarımızı sevgili izleyiciler sizler için. İstediğiniz sunumları siz gelen misafirlerinize ve kendinize yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet şefim, sizi ürünlerinizin başına alayım. Elinize, kolunuza, emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri, gördüğünüz gibi bugün ev hanımlarımıza farklı soslarla, değişik soslarla bir çeşit makarna çıkardık. Ama gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 çeşit makarna çıkardık sevgili izleyiciler. Ve fettucine'yi daha nasıl yapabilirler ev hanımımız? Fettucine'yi pesto sosu yapabilirler. Pesto sosu bulamazlarsa kuru fesleğen. Fesleğenle yapabilirler. Köri sosu yapabilirler. Onun haricinde sade kıymalı bizim. Sade yapılabilir. Aynen. Biz Napoliten soslu penne çıkardık ama bunu penne arabiyatta dediğimiz isimle de yapabilirler. Evet, biraz acı katıp arabiyatta yapabilirler. Acı, kornişon turşu katabilirler, evet. Dilim zeytin katabilirler, mısır katabilirler. Makarnaya mısır ve dilim zeytin yakıştığı için onunla da yapabilirler. Evet. Nadıl'ı kaç çeşit daha çıkarabiliriz? Nadıl'ı yine makarnanın içinde köri ve belki biraz fazlaca tekrar olacak ama köri ve pesto sos makarnanın her çeşidine yakışıyor. Onun dışında tekrar etli isteyenler yapabilir. Evet. Sebzeli yaptık biz bugün. Çünkü ev hanımlara kolay, pratik olsun. Kırmızı et yok, tavuk etiyle de yapabilirler. Tabii ki de yapabilirler. Bunu buradan söylemiş olalım sevgili izleyiciler. Bizi her izleyen, nereden izliyorsanız sevgili izleyiciler, Kanal 23 izleyicilerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Bize göstermiş olduğunuz ilgiden, sevgiden dolayı biz çok mutluyuz. Sizler de mutfağımıza gelmek istiyorsanız buyurun gelebilirsiniz. Mutfağımız açık sevgili izleyiciler. Ve birçok şefimiz de buraya gelebilir. Beraber çalışabiliriz. Ev hanımları gelebilir. Bugünün de artık sonuna geldik. Mutfağımız bayağı bir zengin ve kalabalık bugün. Ben tekrardan çok sevdiğim değerli kardeşim şefime çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiği için. Pratik Lezzetler Mutfağı'na, Kanal 23 ailesine hoş geldin diyoruz ve güle güle diyoruz sevgili izleyiciler. Söylemek istediğin son bir şeyler anneye, babaya veya arkadaşlarına, ekibe. Ben en büyük desteğim olan anne ve babama teşekkür ediyorum ve Alanya'daki küçük aileme teşekkür ediyorum. Beni yetiştirip buraya getiren şeflerime. Biz de buradan şeflerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, onların emeklerine sağlık. Gerçekten seni çok güzel yetiştirdikleri için. O yüzden yeni nesille çekinmesin. Biz buradan çıktıktan sonra inşallah meslek lisesine gideceğiz. Oradan bir hocamızla tanışmış olacağız ve oradaki kardeşlerimizle pratik dersleri çalışmaya başlayacağız. Uygulama dersinde çalışmaya başlayacağız. Bundan da çok mutluyuz. Dün akşam teklifi aldığımızda yayında ve yapımda emeği geçen herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle kalın. Nerede kalıyorsunuz? Kanal 23'te sevgili izleyiciler. Allah'a ısmarladık diyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle.